Arkadaşlar merhabalar, bu videomda ÖSYM nereden nereye dörtgenler serisinin soru çözümü kısmındayız. Bu videomda paralel kenar konusuyla alakalı son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Ve sonrasında da videonun son 5 dakikasında, gerçi sorular az, 3 dakikası da olabilir, ufak bir yorum yapacağız. ÖSYM neredeymiş, nereye gitmiş ve bununla ilgili nasıl sorular sorabilir, bunun yorumunu yapacağız. Öncelikle soru çözümlerine başlamadan önce videonun açıklama kısmındaki linkten bu pdf'in hem boşuna hem de dolusuna ulaşabilirsiniz. Amaç nedir? İlk etapta siz vakit harcamayın bu video ile izlemekle ilgili. Soruları kendiniz, boş pdf'de soruları kendiniz çözün. Dolu pdf'de de yani çözümüm var, orada çözümüne ulaşabilirsiniz. Boş pdf'in numarası 2. Dolu bir pdf'in numarası da 2.1 diye geçiyor arkadaşlar. Oradan çözümlerine bakarsınız. Anlamadığınız soruların, çözümden anlamadığınız soruları videodan izlersiniz. Son 5 dakikadaki yorumu da dinlerseniz sizi aydınlatacak bir şeyler olabilir. Tabi bu benim fikirlerim olacak. Valla ÖSYM'yi anladığımı düşünüyorum. İnşallah faydalı olabiliriz bu anlamda. Gençler, hadi bakalım soruların çözümlerine başlayalım. Şimdi LYS 2012 benzer sorusu arkadaşlar. Ta 2012'de sormuşlar. ÖSYM'nin bir özellik sorusu diyebiliriz. Özelliği nedir? Bir doğru olduğunda karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamları ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Yani bu artı bu. Sonra D'nin şuraya olan uzaklığı isteniyor değil mi bizden? Evet, D'nin Efe doğrusuna olan uzaklığı isteniyor. D köşesi artı B köşesinden çizilen uzunluğun toplamı. Yani ben buraya x diyecek olursam, bu arada şurayı bulabilir miyim ben? Şurası 10 iken burası da 10. Burada 8, 10, 6, 8, 10 üçgen çıktı. CF uzunluğunda 5 olarak vermişler bize. Şu artı şu, yani 6 artı 5 eşittir x artı b'den çizilen zaten 0. X artı 0'dan x'i direkt kaç buluruz? 11 buluruz. Hocam ÖSYM bak burada benzer özellik sormuş. Uç noktalardaki bir özelliği sormuş. Hani özellik sormuyordu çok fazla? Evet arkadaşlar, özellik sormuş ama bu özellik aslında şöyle dışarıda çizildiğinde, verildiğinde bir özellik. Tam üstünden geçtiğinde aslında biz bunu üçgen bilgisiyle de çözebiliriz. İsterseniz bir de ben oradan bir çözüm yapayım size arkadaşlar. Bizden şu uzunluk isteniliyor. Şimdi gençler bu uzunluğu bulmak için hamle yapacağız ve şu CF uzunluğunda 5 vermişler. Burası 10 ve burası da 6 olduğundan buraya 6 diye yazmıştık zaten. Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursanız bizden şu uzunluk isteniliyor. Ben buraya yoğunlaşacağım. Hocam burada 6 da var. Burada bir dik yamuk çıktı karşımıza. Bu dik yamukta dik yamuğa yoğunlaşacağız. Dik yamukta ne yapıyorduk arkadaşlar? Hocam dik yamukta tabii ki dikdörtgen ve dik üçgen oluşturuyorduk şöyle. Hemen o dikdörtgen ve dik üçgen oluşturalım. Şuradan çizince, hop şöyle çizdiğimde, hocam 6 ise burası da 6. Ben şimdi şuradaki x uzunluğunu bulursam olay bitecek. Ne yapmak lazım? Şimdi şuraya bakacak olursak hocam şunlar birbirine paralel. Sonra şuradan dik atınca şununla şu da birbirine paralel oldu. Yani şurası da paralel. Bir okla iki ok arasındaki açı alfa ise bir okla iki ok arasındaki açı yine alfadır. Yani yöndeş açıdan dolayı alfadır. Dolayısıyla iki üçgen benzer oldu. Alfa 90 beta ise alfa 90 burası da beta oldu. Gerçekten bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta hocam şunlar da birbirine eşit. Yani eş üçgen oldu. O yüzden alfanın karşısı burada 5 ise burada da kaç olmak zorunda? 5 olmak zorunda ve toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 11 yaptı arkadaşlar. Özellik sormasına rağmen üçgenden de çözülebilecek bir halde sormuş arkadaşlar. ÖSYM anladığım kadarıyla bu. Gerçi videonun sonunda yorumumuzu yapacağız. Haydi bakalım. İkinci soruya gelelim. LYS 2013 benzer sorusu. Açı sorusu arkadaşlar. Buraya bir alfa alfa diyelim. Alfayı bulursak x'i de bulacağız mı? Bulacağız. Hocam 75'i kullanmam lazım. Paralel kenarın tanımı gereği karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bunlar paralel. Burada 75 var. Şöyle bir M kuralı var mı arkadaşlar? Var. Hani üçgende. Yani doğruda açıdaki kural. Yani alfa ile 40'ın toplamı 75 olacağından alfayı buradan 35 derece buluruz. Alfa 35 ise hemen 35'i yazalım. Hocam burası 35. Burası da 35. Toplamda kaç yaptı o zaman arkadaşlar? Hop, burası 70 yaptı. Burası 70 ise 70 ile x'in toplamının da ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. 180 olduğunu biliyorsunuz ve buradan da x yine ne çıktı? 110 derece çıktı arkadaşlar. Yine niye dediysem biraz önce 11 bulmuştum. Oradan esinlendim galiba. Evet, x'i buradan 110 derece bulduk arkadaşlar. Evet, geldik. Üçüncü soruya. Üçüncü soruda da arkadaşlar LYS 2013 benzer sorusu. Konu anlatımında da olan bir soruydu arkadaşlar bu. Konu anlatımında olan bir soru. Aşağıdaki ABCD paralelkenarı DE ve BF paralel doğrulu parçalarıyla 3 eşit alanlı bölgeye ayrılmıştır. Bu alan, bu alan ve bu alan birbirine eşit. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sonra bu köşegeni çizmiş. Taralı bölgenin alanının paralelkenarın alanına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ne yapalım burada? Arkadaşlar öncelikle ben şunu söyleyeyim. Paralelkenarda şu çok önemli. Alanla ilgili özellikle temel yapılar. Hocam bu köşegen iki eşit parçaya ayırıyor. En önemlisi de zaten bu. ÖSYM en fazla bunun üzerinde duruyor. Sonra hocam 4 eşit parçaya bölmesi. Sonra hocam şu eşit olunca böyle 4'te 1 olması. Bunlar temel yapılardı. Bu da özel bir yapıydı. Bunu da bilmek lazımdı. Hocam bu da tüm alanın neydi? Yarısıydı. Yani şu temel yapıların olmadığı sorularda bu özel yapılara bakacaktık. Özel yapılardan da iki tanesi önemliydi. Biri bu, biri de buydu arkadaşlar. Karşılıklı alanlar toplamları ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. S1 artı S3 ile S2 artı S4 birbirine eşit. Hatta şu ikisinin toplamı tüm alanın yarısı oluyordu. Evet şu ikisi özel yapı. Genelde ama temel yapılardan karşımıza sorular çıkıyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman hocam şurada bir paralel kenar. Çünkü bununla bu paralel verilmiş. Bunlar da paralel olduğu için paralel kenar. Genelde böyle alanla ilişkili bir şey varsa özel yapılar yani temel yapılarımız yoksa kendimiz o temel yapıları oluşturabiliyoruz. Mesela şu köşegeni çizdiğimizde ne oldu burası? Hocam buradaki alan A ise buradaki alan da A oldu. Ne oldu burada? Burası 2A oldu. Burası 2A ise o zaman arkadaşlar bunu 2A yazdık. Bize ne demişti bir de soruda? Hocam şu çizgiler 3 eşit parçaya ayırmıştı alanları. O zaman burası 2A ise burası da 2A, burası da 2A. Ne çıktı burada? Alanlarla ilgili bir oran çıktı. Hocam alanlar oranı tabanlar oranına eşitti. Yani burası 2K ise burası K olacak. Hocam paralelkenardı. Yani burası da K. Yani burası ne oldu? 2K oldu. Evet oranlamayı bulduk gençler. 2K'ya K. Hatta burası da aynı şekilde K ve 2K olarak bulduk. Hatta 2'ye 1 orandan A ise burası 2A. Hatta 2'ye 1 orandan burası da ne oldu arkadaşlar? Pardon. Burası 2A ise burası A olacak. 2A ise burası A. Burada da 2'ye 1 orandan burası da 2A oldu. Şimdi alan dağıtacağız. Oranlamalar var. Alan dağıtarak da yapabiliriz. Ama ben ne yaparım? Şunlar birbirine paralel olduğu için benzerlikten yapsam daha sağlıklı olur ilk etapta. 2 bölü çünkü sonuçta dörtgenleri geçen artık benzerliği de biliyordur. Değil mi? 2 bölü 3 karesi. 2 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 9. Hocam 4A ise 9A yazarsan olmaz. Çünkü burası 9A değil. 4A iken tamamı 9A olacak arkadaşlar. Buraya ne kaldı o zaman? 5A kaldı. Şimdi alan dağıtalım. Hocam bak burası 3A. 3A'daki alan 9A ise 3 katı. 2A'daki alan da 3 katı. 6A mı olacak arkadaşlar? Evet. Burası 4, 5, 6 diye gittiyse aynı hamleleri burada da yapacak olursak ki simetriği zaten ters simetriği daha doğrusu. Burası da 4A, 5A ve 6A diye gider mi? Gider. Buradakiler önemli değildi aslında ama yani sonuçta biz bu yarısını bulduk. 15A ise burası da 15A. Tüm alanı da 30A diye bulduk zaten. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Taralı bölgenin alanının paralelkenarının alanına oranı isteniyor. Yani 5A bölü 30A isteniyor. Cevabımız kaç çıktı? 1 bölü 6 çıktı arkadaşlar. Evet 3. sorunun cevabını böylelikle 1 bölü 6 bulduk. Geldik 4. soruya. 4. soruda da YGS 2016 benzer sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Burayı 5 vermiş, 8 vermiş. Taralı alanları da birbirine eşit vermiş ve tüm alanda 80 olarak verilmiş. Arkadaşlar 5 ve 8 var. Ben hemen şunu yazabilirim. 5'teki alan 5A iken 8'deki alan 8A. Hocam taralı alanlar birbirine eşitti. Yani burası da 5A. O zaman burası 8'deki alan 8A olacağından burası 3A oldu. Bak alanlar oranı var burada. Tepe noktası buradaysa tabanlar oranı da ne olmak zorunda? 3'e 5 olmak zorunda. Yani burası 3N'ken burası 5N olur mu? Olur. Hocam burası 13A ise burası da 13A. 13A'yı paylaştırabilirim. Ama 13A'yı paylaştırmak böyle rasyonelli olacak. Hiç oraya girmeyelim. 3N'deki alan 3B iken 5N'deki alan 5B yazalım bakalım. Tüm alan 80 değil miydi? Evet. Tüm alan 80 ise bizden de zaten ne isteniyor? ADF. Şu alana yoğunlaşacağız. 8B alanının kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar biz. 8B alanı tüm alan 80 ise bu yarısı olacağından dolayı 8B'de 40'a eşittir. Yani B alanını buradan 5 buluruz. Bizden de 5B alanı isteniyor. 5B alanında neye eşit olacaktır? 5 çarpı 5'ten 25'e eşit olacaktır. Evet gençler cevap böylelikle 25 çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yine temel yapıyı kullandırmış ve üçgende alan dağıtmayı kullandıran bir soru arkadaşlar. Ve geldik 5. soruya yani LYS 2016 benzer sorusuna arkadaşlar. ABC'de paralelkenar, CED açısı 102 derece verilmiş ve X açısı nedir diye soruluyor bize. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şunlara bir AA diyelim. Bunlara da bir BBB diyelim arkadaşlar. E ben burada ne yapacağım? Burada A artı B'yi bulabilirim. Hatta burası 78 değil mi gençler? Evet. 180'e tamamlayalım. İki iç açının toplamı bir dış açıdan A artı B 78. Hemen yazalım onu. A artı B eşittir 78. Bir de ne var burada? Hocam 2A ile 3B'nin toplamı 180. 2A artı 3B de 180. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Yapacağımız hamle belli. X'i bulmak için B'yi ya da A'yı bulacaksın. Hiç fark etmez. İstediğini bulabilirsin. Ben neyi bulayım burada? Bunu 2 ile, 2'leri yok etmek daha mantıklı geliyor. Ben bunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayayım isterseniz. Eksi 2A ile 2A götürdü. Eksi 2B artı B. 3B. B yaptı. 78, 78, 156. 180'den 156'yı çıkartınca 24 yaptı. Yani B açısını 24 derece bulduk arkadaşlar. B açısı 24 derece ise arkadaşım. A'yı da bulabiliriz aslında direkt. B'den A'ya geçiş yapabiliriz. Ya da B 24 ise 24. 24, 24 yani 3 katı. 3 katı kaç yaptı arkadaşım? 4 kere 3 12. 3 kere 2 6. 72 yaptı burası. O zaman X de 180'e tamamlayan açısı değil mi? Yani X artı 72 eşittir 180 olduğundan X'i de buradan kaç derece olarak buluruz? 108 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? 2 bilinmeye gidelim. Çıktık. Klasik iç açılar toplamından ya da iki iç açı toplam bir dış açı ya da paralelkenarın yine tanımını kullandık arkadaşlar burada. Ve böylelikle paralelkenarla ilgili sorular bitmiş oldu arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle bir yorumlayalım. Paralelkenarla ilgili bakacak olursak 2018'den sonra bir soru çıkmamış. Yani 2018'den sonra bir soru çıkmamış. Yeni nesille alakalı bir yorum yapabilir miyiz? Ben şunu söyledim. İlk videoda da söyledim arkadaşlar. Ben olsam. Bak bu benim düşüncem. Paralelkenarla ilgili arkadaşlar ya da normal dörtgenlerle ilgili bir kazanımı ölçmek istiyorsak ben paralelkenarın tanımını kullandırırım. Bir de üçgenle ilgili yapılabilen kısımlarını sorarım. O yüzden bunu soracağım için çok fazla yeni nesil soruya geçiş yapamam. Ki geometri sorularının yarısı ya da artık yarısından fazlası oldu. Hepsi yeni nesil olmak zorunda değil biliyorsunuz. Yani yeni nesil olmayan kısmı tercihen böyle bir dörtgenler konusunda barındırabilirim arkadaşlar. Dörtgenler konusunda tutabilirim yani. Yeni nesil olmayan kısmı burada tutabilirim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ne var burada arkadaşlar? Ben burada önemli olan dörtgenler konusunda ne? Tanımlarını bilip üçgenle ilgili yorumlamasını yapmak. Ha yeni nesil dediğim şu şekilde şekli tam olarak vermez. İşte bir şeyler yazar. Şekli kendini oluşturman gerekebilir. Tamam ona yeni nesil diyoruz ama çok böyle uçuk kaçık şeyler yeni nesil olacak şekilde uçuk kaçık şeyler bu konuda karşımıza çıkmaz. Birinci yorumum bu arkadaşlar. İkinci yorumda paralelkenarla ilgili. Hocam en önemli konulardan biri diyordunuz. Evet hala daha en önemli konulardan biri. Ama bakıyoruz 10 yılda toplamda TYT ve AYT olmak üzere bir sürü soru varken toplamda adamlar 5 tane soru varmış. Ne ayaksın hocam hani neresi önemli diye soranlarınız var değil mi? Daha önceki videolarda da bahsettim arkadaşlar. Evet bu gerçekten önemli bir konu. Niye? Bu adamlar kazanımı burada ölçmemiş. Adamlar ne yapmış biliyor musunuz? Bir sonraki videoda dikdörtgen konusuna geçeceğim. Orada da göreceksiniz. Arkadaşlar sen buradaki paralelkenardaki temel yapıları bilmezsen dikdörtgen ve kare sorularının neredeyse yarısını yapamazsın. Dikdörtgen paralelkenarın özel bir hali değil mi? Evet. O yüzden dikdörtgen paralelkenarın özel bir hali olduğu için paralelkenardaki temel yapılarla dikdörtgen sorularının yarısı çözülebiliyor. Özellikle şu alanlarla ilişkili şeyler. Dikdörtgen ve kare sorularına geçtiğimiz zaman da göreceksiniz zaten. Yani senin bu paralelkenara çalışmaman demek dikdörtgenin sorularını yapamaman anlamına da gelebilir. O yüzden çok tehlikeli. Hala bu konu en önemli yerlerden biri arkadaşlar. Hem paralelkenarla ilgili soru çıkabilir hem de dikdörtgen sorularını ve kare sorularını hatta yamuk sorularını bile yapmana yarayan bir konu olduğu için en önemli yerlerden biridir arkadaşlar burası. O yüzden bence dörtgenlerle ilgili en önem vermeniz gereken konu burası arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin buna. Bu söylediğime de dikkat edin ve çok tekrar ederken temel yapılara bakın. Nerelere önem vermişiz oraya bakın. O bilgilere dikkat ederek soruyu sonuca ulaşmaya çalışın. Hatta eşkenar dörtgeni saymadım. Eşkenar dörtgen de paralel kenarın özelliklerinden çıkıyor. Özelliklerinden demeyelim, temel yapılarından çıkıyor. Genel sorulara bakacak olursak paralel kenarda da adamlar bir tane özellik sormuş gibi ama özelliksiz de çıkıyor aslında bu soru. Genelde paralel kenarın tanımını bil, bir de üçgen bilgisini bil tarzında soruları sormuş. Şekil A'da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet, böylelikle paralel kenarla ilgili soruları da bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dikdörtgen konusunun sorularında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.